Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu Merhaba dostlar bugün sizlere sezon 17'de hala fatih olamayanlar için tavsiye videosu ile karşınızdayım. Hadi videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirim açacak da yine aynı şekilde destek olabilirsiniz. Ben bugün sizlere ikinci kez sezon 17 rank kaspı tavsiyeleri bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere elimden geldiğince detaylı bir şekilde bu sezon ya da diğer son Fatih e kasmak isteyen arkadaşlara destek olmaya çalışacağım. Ben şu an mesela şahsen bronz 5 ligi olayım gümüş olayım fark etmez. Şu an otursam tekrardan rank kassam Fatih olabilirim. Ama siz siz eğer isterseniz olabilirsiniz. İlk önce kendinize bir sormanız gerekiyor. Yani içeride bir tane adam var ya. Ona bir sor de ki ben Fatih olabilir miyim? İzin veriyor musun de. Eğer izin vermiyorsa de onu bir daha kas. Öyle halledersiniz aranızda. Peki sen nasıl Fatih olacaksın? Gelelim o kısma. Şimdi ilk önce diyelim ki bu sezon Fatih olmayacaksın. Şunu cevaplayayım ben sana. Bu sezon Fatih olmayacaklar için. Diğer sezon daha da zor olacak. Ondan sonraki sezon daha da zor olacak. Çünkü herkes gittikçe artık rankası bir tane çerçeve almanın derdinde. Ve herkes ne yapıyor abi işte ilk hafta kazıyor bakıyor olmuyor ama bırak diyorlar ve gidiyorlar. Peki neden bırakıp gidiyorsunuz? Gelelim o kısma. Şimdi bu sezon diyelim sen as oldun tamam mı? Diğer sezon platin 2'den başlarsın. Taç olursan platin 5'ten başlarsın. Elmas olursan da altın 2'den başlarsın. Eğer sezon sonuna kadar Fatih'te kalırsan platin 1 liginde başlarsın. Ben bu sezon gittim. Çerçevemi yaklaşık 10 ile 12 gün arasında aldım. ya. O civarda bir şey tam hatırlamıyorum ama o kadar günde aldım. Hani sezon başında daha çok oyuncu olması aslında sizlerin daha çabuk Fatih olmanızı sağlayan bir şey ve birçoğunuz bunu sanırım bu sezon anlamamış. Kimse ilk önce kendine bir sor neden Fatih olamıyorsun sonrası da gel yorumlara yaz belki yardımcı olabilirim cevaplarım falan filan Fatih olma olayını da anlatayım İlk önce tekli mi kastacaksın eşli mi kastacaksın takımlı mı kastacaksın ona bir karar vermen gerekiyor ama sen ben astigine çıkayım gerisi boş ver diyorsan bak onun olayı direkt şu abi 3-3 as takımına geliyorsun son 2 hafta gidip rank kasıyorsun maksimum as olmak 2 3 gün alır. 2 3 ya bu kadarcık fazla değil ama bunda hani bir gün boyunca hiç çıkmadan oynamanız gerekiyor tabii ki de bunu yapmak için. Hani ve e, sezon sonu olduğu için de bol bol puan veriyor. Örnek veriyorum bu hafta şu an sezon 4. haftası falan Taş Ligi'nde artı 20 veriyor. Bunu sezon sonu sizlere 30 puan olarak verir. Sezon başı da 10 puan 15 puan. Bu hani işte sezon sonu herkesin rankı yüksek olduğu için PUBG diyor ki senin eşleştiğin maçtaki adamların rankı yüksek ben sana fazla vereyim sen de git o ranka diyor. Ama sezon başı herkes rankı düşük olduğu için herkese de az veriyor. Bir yer eğer sizlere çok puan verirse Fatih e çok puan ister, az verirse de Fatih e az ister. Şöyle ben sizlere bugüne kadar aldığım çerçeveleri de göstereyim. 4 tane çerçeve'm var. Birini beşlerini takımı da aldım, üçünü de 3'ün üçün az tekli de aldım ve mobil Z7 Prime'la burada görmüş olduğunuz 10 FPS'lik cihaz aldım. Son alanda 5 FPS'le Fatih oldum. Belki birçoğunuz buna inanmayacak ama hani FPS e falan filan gerek yok. Fatih olmak tamamen sabır işi. Hani bazıları işte rank kasma videosu çekiyor ama Fatih değil. Fatih çatırız falan filan yok. Sadece çekmek için çekenler var. Ben hani elimden gelince sizlere yardımcı olmak istiyorum. Şu anda mesela ben Fatih'ten düştüm. Fatih'te kalmanız için de mesela örnek veriyorum. Bugün gece sen gece işte ilk 500'e girdin tamam mı? 499'da Fatih oldun. Yarın eğer hala 499'da olursan tekrardan Fatih'sin ama 501'e düşersen artık senin Fatih ünvanın gidiyor ve 24 saat içerisinde full Fatih'sin. İstediğin kadar eksiye kanalımda da iki tane video var. Biri geçen sezona ait biri bu sezona ait. Geçen sezon eksi 163 falan yemiştik. Bu sezonda eksi 20 eksi 120 yedik ve hani Fatih'ten düşmedik. 5 maç attık. Hepsini de eksi aldık. Birinde hatta artı 20 falan aldım Fatih Ligi'nde emülatörde. Emülatör bu arada çok çok az puan veriyor. Emülatör Rank kazanan arkadaşlara tekli birazcık Zor ama zorlarsanız yapabilirsiniz Diyebilirim fakat mobil oynuyorsanız Aşırı kolay yani Şuradan da sizlere emülatörün verdiği puanları Göstereyim bunların mobildeki karşılıklı Puanlarını da direk sizlere söyleyeyim Hem kendim mobil oynuyorum hem emülatör oynuyorum İleride nasip olursa mobil yayınları da Yapmaya çalışırım fakat şu an mobil yayın Yapmak için 5-6 bin lira bütçe lazım. Akıcı 60 FPS oynatan bir cihaz Lazım elgato lazım onun kablosu Lazım falan filan bayağı masraflı Olduğu için ben şu anlık emülatör yayın yapıyorum. İleride nasıl olursa ben de inşallah en kısa sürede mobile geçmeye çalışacağım. Çünkü mobil daha güzel. Daha çok oyuncu var. O daha çok oyuncu olduğu için de daha çok puan veriyor. Mesela bak burada 17. sen 3 kilim var tamam mı? Sen gel bunu mobilde yap. Sana direkt PUBG 6-7 puan verir. Eksiği boş veren direkt artı verir. Burada mesela 5. oldum. 5 kille artı 8 verdi. Bunu bırak ben mobilde var ya 5. olayım 5 kilo bana artı 20 verir. Hani Direkt öyle puan veriyor. Mobilin avantajı çok güzel. Burada 3 kill ile ikinci oluyorum. Artı 5 veriyor. Aga ben gideyim. Mobilde ikinci olayım tamam mı? Bana verdiği puan 20 puan olur. Bak 3 kill'e 20 puan rahat verir. Çünkü 1 kill'le geçen win aldım. 1 kill 34 hasar. Benim bir tane tankım var aga. O tankla kulübenin işte yanına yattım. Bir tane adam da kulübenin içinde pusuyor falan filan. Diğerleriyle savaşıyor falan filan. Sonra biri e, bu kulübeden çıktı işte savaşlar falan filan. Baktım can az. ben de girdim kulübe. 1 kill'le 34 hasarla win aldım ve hani bak 1 kill win 34 hasar artı 18 verdi bana ve verdiği rankta as ligi falan da hani düşük bir rank değildi. O yüzden sizlere mobilde cidden rank kasadınları öneririm. Eğer ki Fatih'e kasıyorsan 2 gün sonra seni satacak bir arkadaşın yoksa eşli kas. Yani eşin olur arkadaşınla birlikte gider Fatih'e kasarsın. 5 yeni eşli işte önermiyorum. Uçan arabaları görmek isteyen arkadaşlar varsa orada kasa Uçan araba hile değil sadece uçuyor arabalar. 5 takımlı olayına gelirsek takımınızda kol olması da gerek yok. Tek yapmanız gerek. Gereken. maç sonuna kalın maç sonu iki adam vurun Fatih'siniz fakat şöyle bir olay var çok çok puan istemeye başladı bu aralar. çünkü herkes bir takım dizip 5 yeni takımda Fatih olmanın derdinde ben onu en son sezon 12'de yaptım az 2'ye kadar tek başıma kazdım 1 ve 4 hani otomatik eşleşmeyi açıyordum yanıma bir kişi geliyordu iki kişi geliyordu falan filan bazen onlarla birlikte oynuyordum ama genelde tek falan takılıyordum az 2 olduktan sonra da artık da benim bir hani ekibim olmuştu takım arkadaşlarım olmuştu onlarla kasmıştık hem onlar Fatih olmuştu hem ben olmuştum ve o sezon az buçukta Fatih olmuştum. Gelelim kaç puanda Fatih olunur konusunda buna özel 2 tane video çektim. Biri geçen sezona ait biri bu sezona ait hani direkt sizlere göstereyim çünkü bunu sezondan sezona değişiyor. Mesela eskiden abi olay şöyleydi tamam mı? Geliyorsun 100. sıradaki adama 150 puan çık direkt ilk 500'e girme puanını buluyordum. Bu sezon... Bu puan 100'e düştü hatta sezon maçı 60-70'lere kadar düştü. Şu anda 100 puan düşüğünde Fatih olabiliyorsunuz. Mesela şu anda 4587 puan istiyor. Siz gidip as 3 olursanız yani as 2.90 olursanız şu anda Fatih'e kasabiliyorsunuz ve Fatih olabiliyorsunuz. Eğer isterseniz tekliğe özel bu arada bu. Onu sizlere söyleyeyim. Daha sonrasında ise diyelim ki eşli kasmak istiyorsun. Yine geliyorsun Aga. Yüzünün sıradaki adama bakıyorsun. 4774 puan. Bundan 100 puan çık. 4600 puan. 4600 puan ne kadar ediyor? Az dört buçuk falan ediyor. Yani dört buçuk ,5, 5 arası burada şu an Fatih olabiliyorsun. Bunu da sizlere söyleyeyim. takım ne gelirsek dünyanın en zor Fatih ye kasma yeri diyebilirim. Çünkü cidden burası zor. Şu anda yüzücü adam beş bin sekiz puanda ve daha sezonun ortasına yeni geldik. 5822 bin puandan. Hadi 100 puan 122 puan çıkalım. 5700 olsun. Tamam mı? Beş demek şu şu an as 15 yıldız demek kanka as 15 yıldız var ya ömrünü tüketeceğim burada fatih olmak için hani Ömründen bir ömür gider ama burada sen Fatih çok 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 zor olursun. Hani ben mesela sağlam bir ekibim olsa belki bu işe girerim diyebilirim ama sağlam bir ekibiniz olmadan sakın takımı da kasmayın Fatih en fazla as olursunuz. Beşene tekli olayına gelelim. Geçen sezon böyle bir şey yoktu. Normalde hani 15 günde falan burada gel 100. sıradaki adamda elmas falan görürsün. Bu sezon bir geldim buraya bir baktım. Abi 15 günü bırak 8 gün olmuş adamlar taç 1 olmuş taç 1. Bu sezon herkes 5 yeni tekliğe çöktü zaten ben böyle dediğim için videoda. Hani artık burası da böyle bir olaya geldi. Neredeyse işte 3. şahıs tekliği yakalayacak gibi arasında 2 yıldız fark var. Eğer burada kasmak isteyen arkadaşlar varsa burada 11-12 gününe falan nasıl olursanız 5 yeni tekli Fatih olabilirsiniz. Fakat bu sezonda böyleydi. Diğer sezon ne olur bilmiyorum. Diğer sezonda yine bir önerime taktiği videosu falan çekerim. 5 yeni HD gelirseniz burada sadece arabaların uçtuğunu göreceksiniz. Kesinlikle hile görmeyeceksiniz. Sadece Araplar uçuyor. Yanlış anlamayın. Burada şu anda Fatih olma puanı hani bugün itibariyle başlasan senden az 2.5 istiyor. Hani Fatih puanı az 2.5. Neredeyse 5 yeni eşli 3. şahıs tekliyle aynı puan diyebilirim. 5 yeni takımlı olayına gelirsek de şu anda sezonun yarısına geldik. 4842 puan var. 4700 olarak sayarsak şu anda az beş buçuk da burada herkes Fatih olabilir. Hani 5 takım az as 5.5 3. şahıs takımda geliyoruz as 15.5. Hani çok fazla sanki. Evet bu videolukta benden bu kadardı. Eğer hakkınıza takılan başka sorular varsa onları aşağıya yazabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadardı. Ben kaçıyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Like atmayı unutma.